Hazır mısınız arkadaşlar? Başlayayım mı? Değerli basın mensupları, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu gündemimizde vatandaşın gündemi vardı, ekonomik kriz vardı, sağlık sorunları vardı, devlet krizi vardı. Bütün bunları ele aldık. Sırtını güneşe çevirenin gölgesi önüne düşer. Gerçekler de böyledir, diyor Hintli şair Tagor. Ekonomimiz derin bir buhranın içinde. Vatandaşlarımız omuzuna yüklenen vatandaşlarımızın omuzuna yüklenen fatura her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Saray hükümeti milletimize sırtını dönmüş. Ama şairin dediği gibi önüne düşen gölgesinden de korkuyor oraya buraya savrulup duruyor. Enflasyon başını aldı gitti. Etin, peynirin olmadığı bir poşet bile markette 100 liradan aşağı dolmuyor. Bebek mamasına, zeytinyağı şişelerine artık alarm takılıyor. Hükümet ise enflasyon rakamlarını karartmaya çalışıyor. Milletten gözlerini kaçırıyor. İstanbul'da esnaf cinnet getirmiş çatıya çıkmış iş yerinin tabelasını parçalıyor. Burada 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. Dükkanı kapat diyorsunuz. O zaman bize ekmek verin kardeşim diye barbar bağırıyor. Esnaf için yapılacaklar listesini 17 madde halinde aylar önce sıraladık. Yapılması gerekenlerin listesi burada. Devlet esnafın kira borçlarını ödesin dedik. Nasıl asgari ücretin artmasını, nasıl emeklilere iki ikramiye verilmesini sağladıysak, şimdi nihayet esnafın kirasında devletin üstleneceği anlaşılıyor. Bugün kabineden buna ilişkin kararlar çıkacağını duyuyoruz. Kiraları devlet üstlensin mi? Evet üstlensin. Peki bu yeter mi? Hayır. Burada biz kira desteği dışında 16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış. Esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin. Gelin siz de yapın. Biz diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız. Esnafımızın yanında durmaya, ona destek olmaya devam edeceğiz. Sarayın sırtını döndüğü memleketimizden insan manzaralarına devam edelim. Samsun'da bir vatandaşımız avucuna işaş yazıp kan canına kıydı. Gebze Çayırova'da dış cephe işi yapan bir vatandaşımız, Antalya'da genç bir jeofizik mühendisimiz, koca bir aile babası işsizlikten yokluktan canlarına kıydılar. Burdur'dan, Trabzon'dan, Cizre'den, memleketin dört yanından açım diye bağırarak hayatına son vermeye kalkışan vatandaşlarımızın haberleri geliyor. Millet artık yokluktan cinnet getiriyor. Ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çıkıyor, Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı diye açıklama yapıyor. Tabi meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmaz. On buçuk milyon işsiz var. İş bulamayan gençlerimiz umutsuz. Tarım kredi kooperatiflerinde borç, borç alan çiftçi, bezici, sütçü, arazisini, traktörünü, ineğini kooperatife kaptırıyor. Yurdun dört yanından haciz haberleri geliyor. Denizli'den bir çiftçi, tarlalarım, ineklerim haciz edildi. 60 bin liralık borç olmuş 130 bin lira. 5 arabam vardı, onlar bağlı. 150 dönüm arazim vardı, onlar da bağlı ineklerimi satabilsem bile et fiyatı düşük, süt 2 lira diye feryat ediyor. Ama Tarım Bakanı çıkıyor, son iki yıldır çiftçimiz hamdolsun rekor gelire sahip. Ve hepsi borcunu ödedi. Çiftçinin morali şu an son derece iyi diyebiliyor. Kırşehir'den bir besicimiz de bakana cevap veriyor. Dombrayla bu inekler doymuyor, bakan bu işten anlamıyor diyor çiğ süt fiyatı 2021'in ilk 4 ayı için 50 kuruş artacakmış. Bu artış maliyetin altında. Yani besicinin, sütçünün maliyetinin altında bir artış. Tarım Bakanlığı sene başını bile beklemeden apar topar hemen çiğ süt prim ödemesini 40 kuruştan 30 kuruşa düşürüp çiftçinin 10 kuruşuna hemen el koyur. Ya çiğ süt fiyatlarındaki artış yıl başında. Ama primdeki düşüş anında. Yani yine zulüm bu salgın döneminde girdi fiyatları almış başını gitmiş. Kooperatif ve bankaya borçlar almış yürümüş. Dardaki süt üreticisinin elindeki 10 kuruşa göz koyuyorlar. Mazot gübre başta olmak üzere çiftçiye kanunen verilmesi gereken desteklerin bugüne kadar ancak yarısını vermişler. Çiftçinin devletten 211,5 milyar lira alacağı var. Destek alacağı var. Çünkü kanuna koymuş. Çiftçi bankaya, kooperatife, devlet de çiftçiye borçlu. Çiftçinin borcunu yapılandırın diyoruz, yapmıyorlar. Bari çiftçinin borçlarını Ziraat Bankası'nda toplayın, bugüne kadar vermediğiniz tarım desteklerinden alacağını mahsup edin. Karşılıklı mahsuplaşın diyoruz. Duyan var mı? O da yok. Alanya'da turizmciler dişimizin kanını somuruyoruz diyor. Akdeniz'de turizm emekçileri isyan ediyor. Açlıkla yüz yüze bırakıldık. Asgari yaşam şartlarını sağlayamıyoruz diyor. O sırada Turizm Bakanı Bodrum'da Turizm Bakanlığına tahsisli arazi üzerine yapılmış ultra lüks bir oteli satın alıyor. Şimdi bu satın alan şirketin ticaret sicili gazetesi kaydına göre Turizm Bakanı hala başında. Meşhur fıkra var. Kümese müdür aranıyormuş. Tilki başvurmuş. Tilkinin özgeçmişine bakmışlar, beğenmişler. Sormuşlar kaç para istersin? Tilki başlamış gülmeye. Ben gülmekten konuşamıyorum, siz artık ne verirseniz demiş. Tilkinin iş tecrübesi var diye tilkiye kümes emanet edilir mi? Turizmci batıyor, bakan batan geminin mallarını topluyor sonra da çıkıyor bundan daha doğal ne olabilir ki diyor. Saray milletin kasasının dibini sıyırdı. 128 milyar dolar döviz sattı. Rezervleri bitirdi. Merkez Bankası'nın döviz kasasını 47 milyar dolar hem de kısa vadeli borca soktu. Tekrar ediyorum. Net rezervlerimiz eksi bakiye veriyor. 47 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Daha önce hiçbir kriz döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Sarayın milletin sırtına yüklediği yük her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Tarım Bakanı tarıma, çiftçiye yabancı, aile ve sosyal politikalar bakanı ailelerin durumundan bir haber. Turizm Bakanı batırdığı geminin mallarını kapatmanın derdinde millete de derdini Marco Paşa'ya anlatmak kalıyor. Sarayın kibirli başı milletin derdine derman olmak yerine on parmağında on kara Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürmeye uğraşıyor. Sarayın kibirlisi hafta sonunda açılış gönülümünde ekran şovunda yine Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ağzına geldiği gibi konuştu. Kasada para kalmadı, tulumbadaki suyu bitirdiler, şimdi yangından mal kaçırır gibi milletin malı mülkü sorgusuz sualsiz Katar'a satılıyor diyoruz. Bu mallar kaça, neden, nasıl satılıyor diye soruyoruz. Bizi yatırımcı düşmanı ilan ediyor. Sonra da sıkılmadan akıl veriyor. Paranın rengi dini yoktur. Para, paradır diyor. Anlıyoruz. Sizin gözünüz paradan başka bir şey görmüyor. İşte burada avrolar dolarları yığmış genç. Ama bu anlayışının sonucunda memlekette bu fotoğrafların çekilmesine neden oldunuz? Milletimiz, milletimizin vicdanı bu fotoğrafları unutmuyor. Başına çuval geçirilen askerlerimiz için vermediğiniz not notayı, şu fotoğrafları çektirip Amerika Birleş Birleşik Devletleri'ne kaçan rüşvetçi itirafçı için verdiniz. Siz ABD'ye nota verdiniz. Bakanlarınız da buna plaket verdi. Ne de olsa paranın rengi dini yoktur. Para paradır değil mi Sayın Erdoğan? Bu memlekette yabancı sermayeyi kaçıranın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız sarayınızdaki aynaya bakacaksınız. Memleketten yabancı sermayeyi kaçıran sizin hukuk devletini bitiren işleriniz, ihale kanunu delik deşik etmeniz, tüm Türkiye'yi beş tane havuz müteahhidine rehin etmeniz. Bu kadar şaibeli işi yaptıktan sonra şimdi merak etmeyin malınız mülkünüz bizim garantimiz altında olacak diye bakanları dolaşıyor. E size kim inanır? Zamanında biz sizi uyardık. Bak bu işleri yapmayın başınıza bunlar gelir dedik ama dikkate almadınız. Kendi düşen ağlamaz. Tekrarlıyorum. Yatırımcı hukuksuzluktan kaçar, sorgusuz sualsiz milletin malına el konulursa kaçar, ihaleler hak edene değil yandaşa giderse kaçar, can ve mal güvenliği yoksa kaçar. Biz bu ülkede taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun deriz. Her fabrika açanın, üretenin, vatandaşlarımıza iş ve aş imkanı sağlayanın yanında oluruz. Fakat bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkına vatandaşlarımızın alın terine, vergisine, bu ülkenin varlıklarına göz koyana, milletin malını ona buna peşkeş çekene de orada dur bakalım deriz. Bizim yatırımdan anladığımız faiz lobelerinin piyasanın köpüğünü cebine indirmesi değil. Bizim yatırımdan anladığımız şeffaf olmayan ihalelerle milletimizin, çocuklarımızın hatta torunlarımızın geleceğini yandaşa dolarla, avroyla ipotek eden kamu özel işbirlikleri değil bizim yatırımdan anladığımız milli savunma sanayimizin göz bebeği tank balet fabrikasını Katar ordusunun şirketine bedava peşkeş çeken ardından da bu şirketin ordumuza teslim etmesi gereken tankların e, tankları bile teslim edememesi değildir. Bizim yatırımdan anladığımız üreten iş, aş ve katma değer yaratan tesisler kurmaktır. Saray yönetimi iki buçuk yılda ülkede güveni bitirdi yatırımcı ürketti. Üretim, üretim yok, yatırım yok, iş yok, aş yok. İki buçuk yılda hukuk devletini bitirenler şimdi biraz önce söyledim işverenleri kapı kapı dolaşıp canınızı malınızı güvence altına alacağız hukuk reformu yapacağız diyorlar. Devleti krize sokmuşsunuz. Kurum kural bırakmamışsınız. Tetikçi savcılarınız, hakimleriniz anayasa mahkemesini bile takmaz olmuş sarayın danışmanları avukatlara, avukatlara, avukatları hakimlere talimat verir olmuş. Siz hangi hukuk reformundan bahsediyorsunuz? <laughs> Bu millet adına yapacağınız bir reform varsa o da çekip gitmektir. Yeni ve güçlü parlamenter demokrasinin önünü açmaktır. Bu ucube sistemle iki buçuk yılda devletin kurumları bitti. Her şeyi ben bilirim dedi, salgın nedeniyle zora düşen vatandaşa 5 maskeyi bile bedava dağıtamadı. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamadı. Kendileri uçan kaçan duran saraylarda günlerini gün ederken millete askıda ekmeği göstererek kafasına çay paketi atarak sabretlendi. Bu ülkede milyonlarca vatandaşı açlık sınırının altındaki asgari ücrete Milyonlarca vatandaşı ücretsiz izne çıkarıp günlük 39 Türk lirasına mahkum ettiler. Salgında çalışanların kıdem tazminatını bile gasp etmeye yertendiler. Milleti borç batağına sürüklediler. Değerli basın mensupları ülkeyi yönetemeyen saray uzunca bir süredir algıyı yönetmeye çalışıyor. AK Parti Genel Başkanı tank palet özelleştirme değil diyor. Resmi gazeteden saray imzalı her yerinde bu bal gibi özelleştirmedir diyen belgeyi önlerine koyuyoruz. Yüzleri kızar mı? Genel Başkanımız Beşiktaş terör saldırısında şehit olan gencin ailesine 121 lira aylık bağladınız diyor. Mecliste yalan diye ortalığı birbirine katıyorlar. Şehidimizin babası açıklama yapıyor. Biz para peşinde değiliz. Ama kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru diyor. Hakikat ortaya çıkıyor, utanma yok. Millet yokluktan kırılırken milletin parasıyla üçer beşer maaşlar alanlara el insaf diyoruz. İletişim başkanı aldım ama bir sor neden aldım? Hayır hasenat yapmak için aldım diye açıklama yapabiliyor. Değerli basın mensupları gerçeğin belgelerle ortaya çıkacağını bile bile saçma sapan lafların arkasına sığınıyorlar. O da olmazsa rakamlarla oynayarak Gerçekleri milletten saklıyorlar. Hükümet salgında millete yardım edeceğine IBAN numarası gönderip milletten yardım istedi. Saray millete 5 maskeyi bedava dağıtamadı. Bir de çıkıp 3 kıtanın sağlık merkezi olacağız diye hava attılar. Ama sonunda gördük ki en başarısız üç ülkeden biri olmuşuz. Artık açıkladıkları her veri lime lime dökülüyor. Toplam vaka sayısı değişiyor beraberinde iyileşen hasta sayısı da değişiyor. Toplam vaka sayısı bir gecede ikiye katlanıyor. 20 gün sonra da iyileşen hasta sayısını bir gecede bütün bu dönem için 1 milyondan fazla arttırıyorlar. Ama her nasılsa hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bir türlü değişmiyor. Bunu konuştuğumuz zaman da siyaset yapı, e, siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmıyoruz. Sayıları gizleyerek belki de yüzlerce vatandaşımızın durumunun ciddiyetini anlam anlamamasına, tedbir almamasına, hayatını kaybetmesine neden oluyorsunuz. Milletin her akşam televizyon karşısında acaba ne söyleyecek diye ağzının içine baktığı Sağlık Bakanı da, Bilim Kurulu da bu gerçekleri vatandaştan kaçırma operasyonlarına ortak edilmiş durumda. Sadece Sağlık Bakanlığı değil, devletin tüm kurumlarının çivisi çıktı. EBA çöktü, Milli Eğitim Bakanlığı dijital saldırı dedi. 3-5 gün sonra aynı bakan çıktı, pardon saldırı değilmiş, bizim çocuklar derse girmeye çalışıyormuş diye açıklama yaptı. 4 milyon gencimiz uzaktan eğitime erişemiyor. Bakan Bey dağıtılacağı söylenen 500 bin tablet bilgisayarın 150 bin tanesinin dağıtıldığını söylüyor. 9 ay geçmiş, sene bitmiş, dönem geçmiş. İnşallah tabletlerin gerisi de gelecek. Badel Arabül Basra yani Basra Arab olduktan sonra herhalde. Uzaktan eğitim zaten başlı başına bir facia. Dersleri EBA'dan takip eden öğrencilerin yüzde 58'i yeni konuları ders videolarından öğrenemiyorum diyor. Öğrencilerin yüzde 62'si uzaktan eğitim seneye devam etmesin diyor. Biz bir nesli kaybediyoruz. Tedbir alın diye bağırıyoruz. Tüm dünya okullarını açık tutmanın peşinde. Biz ise patinaj yapıp duruyoruz. Bir mafya bozuntusu sarayın bekçisinin ısrarıyla özel afla hapisten çıkarılıyor. Sonra da ana muhalefet partisi genel başkanın üstüne salınıyor. Genel başkanımız açık açık tehdit ediliyor. Sarayın bekçisi buna sahip çıkıyor. Tehdit edene sahip çıkıyor. AK Parti genel başkanının yanından sinek uçsa harekete geçen saray savcıları ana muhalefet partisi lideri tehdit edilirken bir şi biz şikayetçi olmadan re'sen harekete geçemediler. Şimdi soruyoruz. Bu soruşturma ne aşamada? Bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı? Bu ucube rejim bağımsız yargının hukuk devletinin köküne kibrit suyu döktü hukuk devletini, demokrasiyi bitirdiler. Devleti krize soktular, ekonomiyi çökerttiler. Salgınla mücadeleyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar, dış politikayı karaya oturttular, iki buçuk yılın sonunda bu güzel ülkeyi buhrana soktular. Artık Tarzan zorda. Kendisi de, atama bakanları da, memur bakanları da bu işin farkında. Sarayın atadığı bakanlar meclis kürsüsüne çıkıp milletin seçtiği vekillere bağırıp çağırıyor. Ağızlarına geleni saydırıyor. İşte ucube vesayet rejiminin geldiği son nokta bu. Yıllarca seçilmişler atanmışlardan önce gelir deyip durdular. Vesayetle mücadele ediyoruz diye pek çok hayatı kararttılar. Şimdi sarayın atama memurları milli iradenin tecelligahı gazi meclisin kürsüsünden milletin vekiline saydırıyor. Saray memurlarına milletin vekillerini ezdirmeye kalkıyor. Beyler siz o kürsülere bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yetti artık. Haddinizi aşmayın. Değerli basın mensupları. Saray artık yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir. 83 milyonluk nüfusuyla dünyanın kalbindeki konumuyla genç nüfusuyla dinamik iş insanlarıyla alınan her tedbire çok hızlı cevap veren ekonomisiyle büyük potansiyele sahip bu ülkeyi kendisiyle birlikte dibe çekmeye çalışıyor. Masayı devirip hesap ödemeden masadan kaçmak istiyor. Ama yok öyle yağma. Türkiye büyük bir ülkedir. Milletimiz büyük bir millettir. Ekonomimiz büyük bir ekonomidir. AK Parti'nin daha esamesi bile yokken bu ülke G20 üyesiydi. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biriydi. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti doğru bir yönetimle mucizeler yaratacak. Çok hızlı şekilde ayağa kalkacak bir potansiyele sahiptir. Bu yönetim artık vakit kaybetmeden değişmelidir. Saray hükümetinin sandıkta yaptıklarının hesabını vererek tarihin raflarında yerini alma zamanı gelmiştir. Milletimiz bunların ne yaptığını görmektedir. Söyledikleri her sözü duymaktadır ve notlarını da vermektedir. Tekrar ediyorum önüne gelen ilk sandıkta bunları evlerine göndermek için de gün saymaktadır. Artık yeni kadrolara, yeni kurumlara ve yeni kurallara ihtiyaç vardır. Ülkemizi bu buhrandan çıkaracak, güveni yeniden sağlayacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Ehliyetli, liyakatli kadroların elinde temelinde kuvvetler ayrılığı olan denge ve denetimin güçlü olduğu yeni ve güçlü parlament, demok parlamenter demokrasiye geçiş yer alacaktır. Uyum içinde çalışan, kurumsal altyapısı güçlü, ekonominin tüm aktörleriyle istişareye açık yeni bir yönetim anlayışını getireceğiz. Ayakları yere basan, yapısal reformlarla güçlendirilmiş, üreterek zenginleşmeye dayanan, tüm yurttaşlarına iş veren, aş veren, yükü ve refahı adaletle paylaştıran ülkemizi insani gelişmişlik bakımından en üst sıralara taşıyacak bir büyük kalkınma hareketini başlatacağız. Türkiye'nin ve milletimizin önünde yeni bir yüzyıl var. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına Demokrasiye inanan Millet İttifakı yeni yüzyıla yeni bir nefesle gireceğiz. Biz milletimize inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı var, sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak CNN Türk ve Kanal 7'nin ortak sorusuyla başlıyorum. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı hakkında bir mektup kamuoyunda ıı, tartışıldı. Bu konu hakkında disiplin süreci hangi aşamada? MYK'da bu konu ele alındı mı? Hayır ama partimiz her mağduriyet iddiasını ciddiye alır, soruşturur. Bir suç tespit edildiğinde de gereğini yapar. Bu çerçevede bu olayda da parti içi hukukumuz işlemektedir. Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşımız başkanlığında hep bir heyet bu konuyla ilgili olarak görevlendirilmiştir. İlgilenenin ifadesi istenmiştir. Gerekli soruşturma yapılmaktadır. Efendim, Olay TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: Askeri ücret tespit komisyonunda gözler. Yarın yapılacak ikinci toplantı bekleniyor. Siz pazarlığın en az 3.100 liradan başlaması gerektiğini söylemiştiniz parti olarak. Gerek siyasilerin gerekse çalışanların beklentisi de büyük. Sizce iktidar kanadı bu beklentiyi karşılayacak mı? Bir kez daha belirtmeniz gerekirse asgari ücret, taban ve tavan fiyatları nasıl olmalı? CHP olarak biz pazarlığın nereden başlaması gerektiğini, yani bu işin asgarisi ne olmalıdır bunu söyledik. Ama şu ana kadar hükümetin bu konuda bir sesini duymadık. Havuz müteahhitlerine dolarla, avroyla bütçeden verdikleri garantileri ödemek için her türlü gerekçeyi üreten hükümet, bugün emekçiler için ortalama ücret haline gelen asgari ücret konusunda ağzını açmıyor. Bugün Türk İş Başkanı onlar bir şey söylesinler de ondan sonra biz söyleyelim demiş. Haklı. Biz de bu hükümetin bu aşamada ne diyeceğini duymak istiyoruz. Bu hükümet işçiden, emekten yana mıdır, yoksa havuz müteahhitlerinde mi yanadır? Bunu da görmek istiyoruz. Efendim ulusal kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ee, soru şöyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki açıklamalarında COVID-19'un meslek hastalığı sayılabileceğinin işaretini vermişti. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk COVID-19'un meslek hastalığı sayılamayacağını ifade etti. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Tüm doktorların, tüm sağlık çalışanlarının, Türk Tabipleri Birliği'nin, Sağlık Bakanı'nın Covid'in meslek hastalığı sayılması yönündeki yönünde talepleri var. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerimizin verdiği bu yönde bir yasa teklifi de var. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının gerekli evrak tamamlanırsa Covid'in meslek hastalığı sayılmasının önünde engel yok demesi kendisi tarafından bu konunun yeterince takip edilmediğini ortaya koyuyor. Sağlık çalışanlarında Hasta hastalık görülme sıklığı yüzde on bir virgül altı, toplum genelinde ise yüzde iki. Ne diyor yasa? Eğer bir kesimde belli bir hastalığın görülme sıklığı toplum ortalamasının üstündeyse bu meslek hastalığı sayılır diyor. Ama bununla ilgili şu ana kadar sadece beş var başvuru var ve bu beş başvuruyla ilgili bir şeyler yapılmış demek ki şu Pandemi döneminde bu işleri zorlaştıran bir şeyler var ki bizim grup başkan vekillerimiz, Sağlık Bakanı, Türk Tabipleri Birliği bir an önce bunun meslek hastalığı sayılması yönünde taleplerde bulunuyorlar. Onun için bir an önce bu işin gereği yapılmalı. Bu hastalıkla gerçekten ön saflarda mücadele eden, savaşan hastalığa en fazla yakalanan çocuklarını göremeyen, ailesini göremeyen, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları ve doktorlar için COVID-19 salgınının buna bağlı olan hastalıkların meslek hastalığı sayılması yönünde otomatik olarak meslek hastalığı sayılması yönünde gerekli adımlar hiç beklenmeden atılmalıdır. Efendim, e, Olay TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP kapatılmalı çağrısı yaptı. Bu konudaki sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Arkadaşlar, bizim tabii dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak e, demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli kapatın dedi diye bir parti kapatılmaz. Efendim Halk TV'nin soruları var. İlk soru şöyle. EPDK Başkanı yaptığı açıklamayla elektrik faturalarında yer bulan ağırlama giderlerinde geri adım attıklarını açıkladı. Ancak aynı açıklamada 2011'den bu yana bu tutarın alındığını da kabul etmiş oldu. Birçok vatandaş geçmişteki kesintiler için yargıya gidebileceğini açıklıyor. CHP bu yaşananlara nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? E yani şimdi burada baktığınız zaman ortada vatandaşın bir mağduriyeti var. Ama vatandaşa diyorsun ki sen bu mağduriyetin giderilmesi için tek tek mahkemeye gitmek zorundasın. Böyle bir şey olmaz. Burada yapılması gereken şey açıktır. Eğer ortada bir mağduriyet varsa, eğer ortada bir haksızlık varsa... Bununla ilgili kararlı karar bununla ilgili ma her bir vatandaşın tek tek mahkemeye gidip karar almasını beklemek yerine bununla ilgili bir düzenleme yaparsınız. Tüm vatandaşın hakkını verirsiniz. Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. İşkura işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 1 milyona dayandı. Bu dönemde kısa çalışma ve e, ücretsiz izin kapsamındaki işçiler için işverenin prim ödemeleri de aksayınca işsizlik fonunun geliri azaldı. Hal böyle olunca da işçinin kumbarası eridi. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir? E, biz bunu uzunca bir zamandır söylüyoruz. Bu tür hallerin ortaya çıkması durumunda e, işsizlik fonunun e, ciddi sıkıntılar içine girebileceğini ve bu nedenle de işsizlik fonunun parasına dokunmayın diyoruz. Ama işsizlik fonunun parasını bu iktidar her yere verdi. Yani Hatırlayın bundan önce olan bitenleri. Şimdi ortada da bir çok sıkıntılı bir manzara var. İkincisi şunu söyleyeyim. Yani bu ülkede işsizlik fonunun nasıl kullanılacağı, işsizlik ödeneği verilmesi suretiyle kullanılacağı ya da kısa çalışma ödeneği verilerek kullanılacağı açık. Diğeri aslında bir sosyal yardım diğer ödemeler işsizlik fonundan dolayısıyla bunların da bütçeden ödenmesi için gereken düzenlemeler hemen yapılmalıdır. Teşekkür ediyorum.